Bizim din hayatımızın, ahlaki hayatımızın, toplumsal hayatımızın merkezi Kur'an'dır. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. En kötü diyor, yani karşı konulması en zor olan diyor manevi hastalık veya haram, toplumda adet olmuş olan haramdır. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sada. Hocam çok güzel bir konu var bugün. Carnegie'nin kitabında. Saadet ve huzur için itidal. Yani dengeli orta yol demek. Ölçü. Dengeli hayat. Zaten hocam psikolojide dengesiz diyor değil mi? Yani bir adam dengesiz olmak. Psikolojide kullanılan bilimsel bir kavram değil ama tabii denge hakikaten önemli. Tabii hocam sıkıntı şurada, neye göre denge? Psikolojinin sıkıntısı bu. Yani içinde bulunduğun topluma göre dengeli olmak diyorlar da. Ya içinde bulunduğun toplum dengesizse ne olacak? Evet, mesela Maslow hocam onu vurguluyor. Diyor ki bu kadar çürümüş ve kokuşmuş bir topluma uyum sağlamak normallik mi sayacağız? Bunlara isyan etmek gerekiyor. Eğer bunlara isyan etmeyeceksek o zaman insaniyetimiz nerede kalacak yani? Öyle bir problem var. O nedenle oradaki denge ve ölçüyü ideallerle ilişkilendirmek lazım yani. Hocam biz tasavvuf ve insan psikolojisi programımızın adı, hem İslamiyet hem Sufilerin hayatı bizim için dengenin de belki ölçüsü. Yoksa şimdi hocam mesela bir örnek vereceğim. LGBT bundan 60-70 sene hocam Avrupa'da dahi tedavisi ve terapisi yapılan bir hastalıktı. Evet. Bugün ise onlara karşı bir şey söylemek dengesizlik olarak kabul ediliyor Batı'da. Evet, yani insani değerler açısından kritik ölçütler belirlemişler. Mesela bunlardan bir tanesi siyahileri aşağılamamak. Bu çok doğru, yani ırkçılık yapmamak. Ama hemen yanı sıra diyelim ki LGBT'ye pozitif ayrımcılık yapmak da bir kriter olarak geliyor. Evet, uluslararası düzen içerisinde bu sadece bir politik olarak değil de devletler tarafından yürütülen, aynı zamanda ekonomi dünyasında da. Diyelim ki hocam bakıyorsunuz ki uluslararası iş dünyası Türkiye'deki bir elbise üreticisine aynı zamanda unisex ürün çıkarması için dayatmada bulunuyor. Yoksa uluslararası piyasada aforoz edileceğini söyleyebiliyor. Yani mekanizma işlerken böyle sert işliyor yani. Tabii bir şeyi de böyle insani değerler açısından ayırt edici bir şey olarak belirlediğinizde dokunulmaz ve tartışılmaz hale getiriyorlar. O bir tabu onlar için yani. Peki bunun arkasını irdelesen çok farklı şey çıkıyor. Hocam şunu açıkça söylemekte fayda var. Yani bizim din hayatımızın, ahlaki hayatımızın, toplumsal hayatımızın merkezi Kur'an'dır. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. En kötü diyor, yani karşı konulması en zor olan diyor manevi hastalık veya haram, toplumda adet olmuş şey olan haramdır. Diyelim ki toplumlar içki içmek çok normalleşmişse sizin ben içmiyorum deme şansınız bayağı azalır. O yüzden ölçünün de dengenin de bence Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemekte fayda var hocam. Şundan dolayı söylüyorum. Hocam mesela bu psikolojinin tarihine baktığımızda ilk defa psikoloji ortaya çıktığında Grekler daha çok bu işten sorumlu tutuluyor. Ruh ve beden var diyorlar. Sonra hocam Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlık bu Grek kültürüne bir tepki olarak ruhu çok öne çıkarıyor. Bedeni evet. İhmal ediyor. Mesela Greklerde her türlü fuhşiyat, zevkperestlik makbul iken Hristiyanlar diyorlar ki en iyi erkek, en iyi kadın evlenmeyen Hristiyandır. Rahip ve rahibe. Rahip ve rahibelerdir. Böylece tamamen insanın orta halli ihtiyaçlarını dahi yok sayıp akrabalık ilişkileri, mal mülk edinme hepsini yasaklayarak, yani tabii normal Hristiyanlar değil ama gerçek ve kaliteli Hristiyan diyor, evlenmez, akraba sahibi olmaz, akrabanla ilgilenmez gibi. O yüzden hocam dengenin anahtarı İslamiyet hem insanın maddi zevklerine hem sosyal hayatına gerekli ölçüde kıymet vermesini normal görüyor. Ama aşırısını yasaklıyor hocam. Evet, aslında ruhban sınıfı bile, ruhbanlık bile hocam bir aşırı hamle değil mi? Çünkü hayatın içinden çekiliyorsunuz, bir denge bozuyorsunuz ve İslam'da ruhbanlık yok. Niye? Çünkü hayattan çekilmene izin vermiyor. Bir de hocam siz adet dediniz ya, yani günümüzde buna diyelim ki eskiden biz gelenek görenek diyorduk. Şimdi artık çok değişken olduğu için ve hızlı yeni trendler diyoruz yani. Mevlana hocam Mesnevi'de şey diyor. Ey kalp hastası, ilaca sarıl. Bütün tedbir mizacı değiştirmenden ibarettir. Mizaca vurgu yapıyor. Mizaç nedir? Mizaç insanın
sonradan edinmiş olduğu özelliklerdir. Doğuştan getirdikleri değil. Mesela bizim bir atasözümüz var, can çıkar huy çıkmaz diye. O huy doğuştan getirilen özellikler. Onlarda da değişiklik olur ama daha zor olur. Fakat mizaç dediğimiz şey kişiliğin sonradan edinmiş olduğu özelliklerdir. Alışkanlıklar. Mesela Kuşeyri şey diyor. İrade diyor, adet üzere olan şeyleri terk etmektir. Yani bir insan kendi adetlerine, kendi alışkanlıklarına meydan okumazsa irade sahibi olamaz diyor. Yani irade sahibi olmak istiyorsan kendi alışkanlıklarına, hele bunlar toplumsal alışkanlıklarsa o zaman tabii toplum tarafından desteklenen, onlara aykırı gitmek daha zor ama özgürleşmenin yolu da oradan geçiyor. Eyvallah hocam, şimdi karneye geri dönelim. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne sormuşlar, rahata, huzura ne zaman kavuşacağız diye. O da cennete ayak bastığını demiş. Cennete girmeden gerçek rahata kavuşabilmek mümkün değil. Çünkü dünya gerçek rahatlık ve saadet yeri değil. Bir gün huzur bulsan birkaç gün huzursuz olursun. Sen huzur bulsan eşin, dostun, çocukların bir iptilaya duçar olabilir. Hocam bu çok güzel bir şey bu. Yani hayattan beklentimiz ne? Bu insanın dengesini sağlıyor. Yani biz hayattan böyle 7 yıldız oteldeki gibi rahat, huzurlu, böyle hep her dediğimiz olsun dersek dengeyi kaçırırız. Evet. Bu hayatta zorluklar olacak, iyi günlerimiz olacak, güldüğümüz günler olacak. Hocam bunu baştan kabullenirsek başımıza bir musibet geldiğinde, bir işimizi, iş kaybında, sağlık kaybında hayatımızı mahvetmeyiz. Şimdi bazı insanlar hocam hayatta şunu bekliyor. Dünya cennet gibi olsun, yalancı bir cennet olsun. Hasta evet. olmayayım. Ölüm olmasın. İşte erken ölüm diyoruz. Vakitsiz ölüm diyoruz. Ya vakitsiz ölüm diye bir şey yok. Herkes evet. vakti gelince ölüyor değil mi hocam? Evet. Yani neye göre vakitsiz? Adam 90'ında ölüyor, hala vakitsiz diyebilirsiniz. Evet. Şimdi o yüzden biz bu dünyada cennet hayatını beklemeyelim. Biz mümin insanlarız. Bu dünyada hastalık, iş kaybı, can kaybı hepsi bizim için olacaktır. Esas rahatlık öbür taraftadır. Ona göre hazırlık yapmak lazım hocam. Evet, şimdi hocam kapitalizm ne yapıyor? Reklamlarla beraber öyle bir dünya, öyle bir yaşam kurguluyor ki bunların gerçek hayata yansıtılması mümkün değil. Ne oluyor o zaman insanlar hocam? Kapitalizm insanların beklentilerini yükseltiyor, 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 taban yapıyor. Bütün bunları aslında sadece insanlar hiç durmadan para hırsıyla çalışsın diye, gerekirse sağlığını feda etsin diye yapıyor. Ama hiçbir zaman o reklamlarda, filmlerde anlatılan mutluluğu, huzuru elde etme şansı olmuyor. Çünkü o zaten gerçekçi değil yani. Gerçek olan nedir? 4 mevsimdir. Yani sadece bahar yok. Bunun yazı da var, yakacak, kışı var, soğutacak, sonbaharı var, yaprakları dökecek, hüzün gelecek vesaire. Öyle olmayınca ne oluyor hocam? İnsanı ayrıca mutsuz yapıyor şey, kapitalizm. Hocam siz bugün biraz hani geciktiğiniz sebebi de doktora gittiniz. Artık bir sonbahardayız herhalde değil mi hocam? Tam kışa girmedik ama. Şimdi benim de aynı problem yaşıyorum. Dizden sıkıntı çekiyoruz. Siz de çekiyorsunuz. Bir yavaş açıdan yavaş. Hocam, bir açıdan sonbahar bu doğru hocam ama ben şöyle düşünüyorum. Biz her an 4 mevsimi yaşıyoruz yani. Bu da ayrı bir güzellik değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla mesela her yaşın kendi avantajları da var, güzellikleri de var. Onlar her yaşın çilesi ve ızdırabı da yok mu? Diyelim ki çocukluğumuzu çok özlüyoruz. Bazen eşim şaşırıyor, diyor. Hem çocukluğunda Deli Ali olarak bu kadar çok çatışmalar yaşamışsın, çevrenle bu kadar tepki almışsın, hem de çocukluğunu çok özlüyorsun diyor. Şimdi buradan insan onu özlüyor tabii. Acaba onu tekrar yaşamaya cesaretin var mı? Zor bir şey. Yani zaman aslında büyülü bir şey hocam. Bunun aslında bir defa yaşıyorsun ve bir daha yaşama şansın yok. Ama biz ne oluyor? Bir zamanı yaşarken, tasavvufta onun için vakit kavramı önemli. Zamandan ayrı vakit, o an çünkü yani. Zaman bir çizelge, bir süreç yani. Şimdi orada ya geçmişe bakıyoruz ya geleceğe bakıyoruz. Halbuki o an, o anın tadını çıkartabilmek gerekiyor. O anı değerlendirebilmek gerekiyor. O zaman yani. Hocam vakitte dengeli olmak anı yaşamak demek. Evet. Geçmişteki hasretlerimiz, üzüntülerimiz, pişmanlıklarımız, gelecekle alakalı ham hayallerimiz değil de şu anda ne yapıyorsun? Evet. Ona dikkat etmek lazım diyorsun. Şimdi sürücüsün hocam, araba kullanıyorsun. Çok ileriye bakarsan çarparsın. Şeyi hep arkandan gelen arabaları düşünmeye kalkarsan, habire arka şeye bakarsan, aynaya bakarsan, arkayı gösteren aynaya, dikiz aynalarda ne olur, yolu kaybeder. Yani insanın daha çok önüne odaklanması lazım. O anki durumuna odaklanması lazım yani. Ama kapitalizm hiç durmadan insanın beklentilerini yükseltiyor. Niye? O beklentiler için onu
homo economicus, yani sadece ekonomi için davranan bir insan modeli haline getirmek istiyor. Hocam bir de şimdi tabii tasavvufta biz her zaman belaları bekleriz. Bu hayata biz imtihan için geldiğimizin farkındayız. O yüzden imtihan geldiği zaman da ya bu imtihan niye geldi? Şimdi siz okula girdiniz hocam. Üniversite okuyorsunuz. Vize zamanı geldi. Ya bu vize nereden çıkmış arkadaş diye bir deme hakkınız var mı? Finaller nereden çıkmış ya? Allah Allah, böyle şey olmaz. Ben bu sınıfı direkt geçmek istiyorum. Deme hakkınız yok. Evet. Bu dünya da böyle hocam. Bunu kabul etmek dahi insanda çok güzel efendim bir direnç ortaya çıkarıyor. Yani sırf bu hayat dünya işte hastalıklar, acılar dünyasıdır. Rahatlık da vardır ama bunlar da vardır dediğiniz anda %50 problemi çözmüş oluyorsunuz. Evet, öbür türlü çok çünkü ağır bir yıkım oluyor. Onun için mesela hocam doktorlar ağır hastalar için zaman zaman ailelerine uyarıyor. Dedikleri şu, hazırlıklı olun. Her an ölebilir. Şimdi niye? Çünkü ölümle doğrudan yani ölüme giden bir süreç var. Şimdi insan ona bir hazırlıklı olduğu zaman bunu kaldırabiliyor. Ama hazırlıksız yakalandığında o nedenle insanın zorluklara karşı hazırlıklı olması lazım. Sonuçta anne karnında yaşamadığımızı bilmemiz lazım. Anne karnında ekmek elden su elden de hocam yani. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi ama bizim hocam Türk kültüründe de şey var. Özellikle 1980 sonrası Türkiye çok hızlı bir şekilde bir kapitalizm sürecine girdi. Kapitalizm aslında geçmişinde üretime dayalıdır. Üretim onunla birlikte tüketim. Ama bizde üretim gelmeden hocam tüketim sevdası başladı. Bizim çocukluğumuz hocam kumbaralar vardı. Şimdi kumbara var mı? Yok. Yok. Ne var? Kredi kartı. Ne demek? Gelecekten yiyorsun yani. Hmm. Şeyden değil yani. Geçmişten kumbarada değil. Biriktirme diye bir durum söz konusu değil. Çünkü kapitalizm seni sürekli bir borç çemberinde tutup hiç durmadan senin sadece para kazanmak için çalışmanı, hemen peşinden de mutlu olabilmek için bunu tüketmeni istiyor. Sen tüketici değilsen zaten ekonomide hocam ne diye tanımlıyor insanı? Tüketici diye tanımlıyor. Hocam, İnsan değil yani. Consumer. Çok kötü bir kelime ya. Tüketen demek hocam yani fare gibi. Ye 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 tüket. Allah evet. Allah böyle bir şey. Yani hocam, bir insanın sadece mesela diyelim ki bir yere gittiniz sizi hasta diye karşılıyorlar. Ya siz insansınız, sizin hastalığınız var. Yani siz sadece hastalıktan ibaret değilsiniz yani. Bu indirgemeci bakış niye? Tüketici olarak senin bir anlamın ve değerin var. Tüketici oluşun dışında senin hiç bir anlamın ve değerin yok demek. Bu da ne oluyor? İnsanın hiçbir şekilde huzur ve mutluluğu elde etme şansı olmuyor. Dengesini bozuyor. Çünkü açgözlülüğü kışkırtıyor. O kadar açgözlüysen hocam nasıl şey olacaksın ki? Huzurlu ve mutlu olacaksın ki? Her zaman senden daha iyisi var yani. Dengede duramazsın yani. Yani hocam bu meşhur hani yemek için yaşamak. Yaşayayım ama daha çok yiyeyim. Daha güzel yiyeyim. Bunun da sonu olmadığı için hocam bu dünyada mutluluk mümkün değil diyor sufiler. Şöyle diyor hocam Hasan-ı Basri'den bir söz aktarıyor Karni. Dünyada rahatlık bekleme. Eğer görürsen onu kârdan say. Dünya eğer rahatlık yeri olsaydı en fazla peygamberler rahat ederdi. Halbuki en büyük sıkıntıyı, üzüntüyü onlar çekmişler. Şimdi hocam benim şöyle bir şeyim var. Bunu da belki sizinle beraber yapabiliriz bu programlarımızda. Peygamberlerden nasıl istifade ederiz psikolojik açıdan? Adem Aleyhisselam'dan başlasak hocam. Ondan sonra işte İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, bütün peygamberleri böyle Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, son kendi peygamberimiz. Hocam dehşet böyle bir hayatlarında acı var. Yani kimisi halkı tarafından taşlanmış, kovulmuş, kimisi ömrünü hastalıklarla geçirmiş. Kimisi efendim çocuğunu kaybetmiş Yakup Aleyhisselam. Hocam çok dehşet böyle bir dersler var hayatlarında. İnşallah bir onu da sıraya koyalım mı? Ne dersiniz? Çok güzel bir tema olur hocam. Yani şimdi psikolojide de hocam Maslow, yine Maslow'a atıf yapayım. Şimdi çilenin insanı geliştiren tarafını vurguluyor. Çile, ızdırap, acı bunlar olmadan insanın kendini geliştiremeyeceğini söylüyor. Çünkü insanın potansiyellerin açığa çıkabilmesi için bu çemberden geçmesi lazım yani. Biz mesela ne yapıyoruz hocam? Çocuk yetiştirirken hiçbir çile, acı ve ızdırap yaşamasını istemiyoruz. Aslında onlar onun için birer aşı olacak. Biraz acıkması, düşüp dizini yaralanması, elinin çizilmesi, her istediğini elde edememesi, bu kendine her istediğini yapabilirse çocuk dürtü kontrolü olur. Dürtü kontrolü yoksa hocam en tehlikeli şey demek, hastalık demek yani. Dürtü kontrolü yok. Niye? Çünkü içinden ne geliyorsa o an ne yapıyor? Hemen ona kapılıyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey. İnsan dediğin ne yapabilmeli? İçinden gelen bu dürtülere karşı direnebilmeli.
doğrusunu yapmalı. Hocam, bu dediğiniz hayvanlar da var biliyorsunuz. Hayvanlar dürtüsel varlık. O anda bir şey eline geçerse fırsat, hemen onu yerine getirmek istiyor ki onlarda bile hocam esasında hayvanlara bir haksızlık yapmayalım. Evet. Bir parça onlarda da sabır var. Evet mesela hocam. Ama bir aslan değil mi hocam? Evet, bir aslan sürüsü hocam. Diyelim ki bir sürüyü çembere alıyor. Herkes pusuda bekliyor. Çıkartmıyor hocam. Hatta bir sufiden bahsedilir. Tasavvufu kimden öğrendin diye. Vallahi kimdi? Hocam, kedi diyordu. Bir kedinin. Bağdadi diye isim geliyor ama kediden öğrendim diyor. Fare yani, deliğinin önündeki diyor. Dikkati, pür dikkat duruşu yani. Günümüzde de hocam dikkat olağanüstü derece azaldı. Okul seminerlerinde öğrencilerden bahsediyoruz ama geçenlerde yeni yapılan bir araştırmayı okudum. Ofislerde çalışan yetişkinler hocam. Dikkat süresi 3 dakika arttık. O kadar düştü o değil mi kadar hocam? Olağanüstü derece düştü. Burada hep suçlanıyor. Doğru yani önemli bir etken ekran süresi. Fakat ilginç başka bir etken de hocam aşırı işlenmiş gıdalar. Yani aslında ikisinde de dengesizlik var. Evet. Bir aşırı işlenmiş gıda olduğu için hocam. Aşırı derken dengesiz olduğunu söylüyorsunuz zaten hocam. Bir de ekran süresi uzun olduğunda hocam bu da en çok etken mavi ışık, uykusuzluk. Uykusuzluk da olduğu andan itibaren hocam zaten beyin şeyini kaybediyor. Özelliğini. Dengesini kaybediyor. Ben bir tanesinden bahsedeyim sadece. Şimdi dünyada hocam en az uyuyan insanlar çağındayız yani. Bu büyük ölçüde iki faktör işte. Aşırı işlenmiş gıdalar artı ekran süresi. Şimdi gece beynimiz yapıyor. Beyin ve omurilik sıvısı tarafından temizleniyor. Ama bunun için hocam normalde 7-8 saat uyumak gerekiyor. Ama 5-6 saat uyuyunca ne oluyor? Sabah kalktığında hocam kafa sepet gibi. Yorgun. Evet. Ya da patates kafa dediğimiz kafa biçimi oluyor hocam. Hatta hocam sadece çok değil, az saati değil, bir de vakti de çok önemli. Her gün yani saat 9-10 gibi uyumak varken 12-1-2-3 gece uyumak hele daha tabii, da tehlikeli. Tabii gece yarısından sonra. Çünkü hocam sirkadiyen ritim diye bir kavram var. Yani Kur'an'da geçiyor hocam. Gece bir örtü. Biz geceyi diyor dinlenmek için yarattık. Şimdi çok ilginç. Sirkadiyen ritim dediği o. Diyor ki sirkadiyen ritim. Nobel ödülü aldı adamlar bu konuda. Dünyanın gecesiyle gündüzüyle insanın bedensel biyolojik saati arasında ilişki var. Bunlar birbiriyle ilişkili. Onun için mesela vardiyalı çalışmak aslında insanın beden ve ruh sağlığı açısından zorlayıcı bir şey yani. Dolayısıyla uyku vaktinde bizde hocam 5. namazın adı ne? Yatsı namazı. Bak yatsı. Yatsı, yat, yani, yat artık. Yani hocam bir mesaj, kültürümüz bir mesaj veriyor yani. Çok güzel hocam, mesela, çok güzel bir şey yakalamışsınız. Üstüne güneş doğmamalı mesela. Niye? Yani çünkü güneşle birlikte sen artık hayata dahil olman lazım. Sirkadiyen ritmin bozulması hocam beden ve ruh sağlığı açısından görülen en büyük problemlerden bir tanesi. Hocam şunu söyleyeyim, yani şu anda Amerika'da bazı batı ülkelerinde tekrar kara tahtaya dönme projesi başlamış. Sebebi şu hocam, akıllı tahta, laptop, iPad, iPhone bunları hocam soktukça hayatımıza gençler hocam artık kontrolü kaybediyor. Evet. Şimdi hocam mesela benim elhamdülillah evimizde televizyon yoktu yıllarca, çok güzel gidiyorduk. Korona çıkmasaydı pek kompütür de hayatımız görmeyecekti. Tabiatta oynuyoruz, koşuyoruz, yoruluyoruz. Ne kadar güzel. Unutturuyorduk. Ama şimdi korona ile beraber her çocuğun eline bir laptop verdik. Dersler takip etsin diye. Artık geri alamıyoruz hocam. Ya ama siz en azından ilk çocukluk evresinde kurtardınız olayı yani. Allah'a şükür. Yine hala kurtardık ama şu anda istenilen nokta değiliz. Niye? Çocuk ödev yapacağım baba diyor. Şimdi ne dersin çocuğa? Evet. Şimdi, bir şey diyemiyorsun yani. Dijital gerekli bir şey. Sorun şu. Diyelim ki hocam öğrenciye coğrafya dersinde anlatıyorsun. Güneş sistemini. Orada bir animasyonla beraber anlattığın zaman ya da ay ve güneş tutulmasını çocuğun kafasında bu hemen yerleşir. Sadece bir resimle tabii anlatamazsın. Sorun şu, hep dijital. Mesela yeni bir hastalık tanımlaması var hocam. İki tanesinden bahsedeyim. Dengesizlik aslında bu da ölçüsüzlük. Hı hı. Ve bunun da sonucu olarak mutsuzluk ve huzursuzluk. Birincisi hocam dijital göz yorgunluğu. Yeni bir hastalık. Ya. Etkisi var şimdi hocam. Etkisi şu, bu sadece öğrenciler için de yetişkinler için de hocam. Mesela düşünürken, okurken, araştırırken hocam baş ağrısı oluyorsa dijital göz yorgunluğundan kaynaklanma ihtimali var. Çift görme vesaire birçok şeyi oluyor bedeli. İnsanlar niçin mesela okumaktan uzak duruyor? Bir sebebi hocam başına ağrı giriyor. Niye? Dijital göz yorgunluğu çünkü. Oradan ışık gelmiyor. Işığa alışmış, mavi ışık onu bağımlı hale getirmiş.
Bir de 2012'de yanlış hatırlamıyorsam Almanyalı bir nörolog hocam, psikiyatrist, dijital demans diye bir kavram kullanıyor, tanımlıyor. Dijital demans şu, aşırı ekran süresinin yol açtığı demans. Demans kimde olur hocam? Çok yaşlıların bazılarında olur. Ama genç yaşta başlıyor. Bu çocuklarda ve gençlerde görülen, çünkü dijitalin aşırı kullanımı onlarda var. 2012'de Almanya'da hocam. Ve bunun mesela okullarda gençler arasında sağını solunu bile yönünü karıştıran oluyor. Sebep hocam şey işte, beynimizde hipokampüs diye bir bölüm var. Navigasyon, o sağımızı solumuzu. Hmm. Diyelim ki Reels videolarıyla hocam kaydır. Devamlı öbürü buna geçmiş. Hipokampüse aşırı bir yüklenme. Yani şey nasıl hocam, cep telefonu hafızası doluyor. İnsanın da yani beynini dolduramaz da, ama kısa zamanda aşırı video yüklenmesi. Onun için günümüzde insanın yeni tanımı hocam, hani homo sapiens deniyordu ya, düşünen insan. Şimdi homo vivens, seyreden insan diye şey çıkmaya başladı. Tanımlamaya çıkmaya başladı. Geçen Boğaziçi'li bir grupla görüşüyorum, oğlum ve arkadaşları. Mesela hepsinin söylediği hocam, üzerinde durduğu şu. Yani biz kendimize mukayyet olamıyoruz. Bakın Boğaziçi'deki öğrenci bunlar yani. Hocam sadece Boğaziçi olsa değil, bütün öğrenciler şu anda o öyle hani yaşıyor. Orada elit öğrencilerin var ya, dersin ki hani onlar daha öz disiplini yüksek, değil, daha dengeli, daha ölçülü falan, öyle değil. Mesela en temel, oğlum birinden bahsederken diyor ki, baba diyor, bizim grupta uyku düzeni olan tek kişi diyor. Tanımlamaya bakar mısınız hocam? Bir de bunların Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dövüş kulübü, bir de başka kulüpleri var. Yani bunlar sporla da ilgileniyor. Bir de nispeten bedenini kullanan insanlar bedenini yani. Buna rağmen uyuyamıyorlarsa zaten şey çok iyi yani, entelektüel gruplarda, kulüpleri vesaire de var ve sonuçta Boğaziçi burası. Orada bile durum böyle. Hep nedir işte, ölçü ve dengeyi şey etmek. Hocam bozmak. Söyle, azalarımızı dengeli kullanmak lazım o zaman. Gözümüzün hocam belli bir bakma gücü var. Bunu o kadar kullanmak lazım. Belki günde yarım saat, hani fazladan bir film, işte ne bileyim bir saat daha fazla, ama 7 saat 8 saat gözünle bir iş yapıyorsan, evet, elin efendim ayağın bir iş yapmıyorsa, hareketsiz kalıyorsan hocam, yani şimdi sana ben üzülüyorum. Futbol oynuyorlar mesela kompütürde. Ya git kendisini gerçekten oyna. Evet. Efendim internetten çiçek yetiştiren değil mi? Böyle çocukların oyunları var şimdi. Ev kuruyor, aile kuruyor, ordu kuruyor, ülke kuruyor hocam yani. Onun %1'ini gerçek hayatta yapsa çok sağlıklı ve dengeli bir insan olacak. Ama gerçek hayatta şunu alıp şuraya koymayan, yani şu bardağı çay içip de mutfağa geri götürmeyen bir adam, internette hocam devlet kursa ne olur? Evet, bir de beceriksizleşiyor. Şimdi hocam psikolojide hastalıklar kabaca ikiye ayrılıyor. Hafif hastalıklar, ağır hastalıklar. Gerçeklik algısı var mı yok mu? Varsa hafif hastalık, ağırsa gerçeklik algısı bozuluyorsa, yani gerçekle rüyayı, gerçeğiyle hayali karıştırıyorsa. Şimdiki kuşakta hocam, buradan yetişkinlerin birçoğu da dahil, gerçekle dijital ilişkilerle gerçeği karıştırmaya başlıyor. Veya hocam önem sırası değişmeye başlıyor. Diyelim ki anne babayla kaliteli vakit geçirmek, anne babayla sohbet etmek yerine oyun veya bir film daha heyecanlı hale geliyorsa, eve gelen misafir artık hiç kıymetsiz. Şimdi hocam pek çok 15'li yaşlarda arkadaşlarımızın, evet, çocukları var. Eve insan gelmiş, amcası gelmiş, dayısı gelmiş, babaannesi gelmiş, umurunda değil. Artık hocam gerçeklik algısı, çocuk diyor ki benim için diyor o internet ekranındaki oyun babaannemden, dedemden, hatta babamdan, hatta annemden çok daha önemlidir. Hatta hocam araştırma yapmışlar. Annen baban ölse mi üzülürsün, cep telefonunu bir daha görmeyeceksin. İnternet oyundan diyelim. Adam diyor ki annem babam ölürse ölsün, bana cep telefonu yeter diyor hocam. Çok dediğiniz gibi yani aşırılık ve hastalık diz boyu, Allah sorumuzu hayır eylesin hocam. Yani bu dengesizlikten geldik bugün. Son olarak dengeyle alakalı hocam bir şey söyleyin. Programı da bitirelim. Dengeli şimdi, bir şey olsun ama söyleyeceğini söyleyeyim. Evet. Şimdi dengesiz bir şey söyleme ihtimalim var demek. Evet. O zaman oradan başlayalım. Denge ve ölçü derken insanlar böyle şey, matematiksel bir ölçü arıyor. O öyle değil. Yani dengeye ve ölçüye yakın durmak vardır yani. Yer ve zamanla ufak değişebilir tabii. Bir miktar esneklik olmalı, olur. Mesela dünya güneşin etrafında dolaşırken hocam %5 civarında yaklaşma, uzaklaşma durumu var yani. Böyle milimetrik değil yani.
o şey oluyor, obsesif kompulsif oluyor. Bir de şu, arada şey de yapabilir yani, yanlış da dengesini de bozabilir, ölçüyü kaçırabilir ama olabildiğince denge için çalış. Ben ona dinamik denge diyorum hocam. Hocam ben sizin lafınızı anladım şimdi. Siz şunu demek istiyorsunuz, ufak tefek dengesizlikler dengeye zarar vermez diyorsunuz. Evet ve şimdi ne oluyor biliyor musun hocam? Böyle mutlak bir denge, matematiksel bir dengeden gitmeye çalışan, az biraz yanlış yaptım hocam, kendini tamamen dengesiz sayıyor. Ondan sonra da battı balık yan gider diyor ya da kendisini aşırı derecede eleştiriyor ve kendini şey yapıyor, eleştiri manyağı yapıyor. O zaman hocam şöyle bitirelim, ufak tefek dengesizlikler hariç dengeli kalmaya çalışalım. Yatmamızda, kalkmamızda, yememizde, içmemizde, hayatımızın her kesiminde. Her anda diyelim hocam. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah hocam. İnşallah haftaya daha dengeli program yaparız hocam. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.